yılların ustası Mehmet Şahan yanımızda efendim. Kendisinin ağız sulandıran lezzetlerini kendisinden dinleyeceğiz, kendisini tanıyacağız. Buyurun izliyoruz. Mehmet Ustam, öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz, siz hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk efendim. Şimdi memleketimize dedik ama Antep'te değiliz, onu bir izleyicilerimize söyleyelim. Şu an Karaman'dayız. Biz Antep yaptık ama burayı. Evet, Antep lezzetlerini buraya taşıdık, bunları dinleyeceğiz ama öncelikle ben biraz sizi tanımak istiyorum. Şimdi ustalık zor iş, buraya gelene kadar da, işletmenizi açana kadar da geçmişten, mutfaktan geldiğiniz bir nokta var. Ben öncelikle biraz o noktadan bahsetmek istiyorum efendim. Tabii ki bir anda bu sektörde kaldırmayacak şeyler var. Kademe kademe, kademe kademe Allah bizi bugünlere getirdi. Çok şükür Rabbime ki yani Karaman'da bu hizmeti verebiliyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Karamanlılara ayrı zamanda. Bizim gibi bir insanlardan tanıştığı için, bizim bu lezzetleri tattıkları için. Buradan selam olsun diyoruz. Tabii ki, tabii ki selam olsun. Peki, o zaman gelelim sektördeki tecrübenize. Ne zamandan beri bu sektördesiniz? Neler yapıyorsunuz efendim? Antep mutfağı nasıl bir mutfak? Biraz sizleri tanıyalım ve bunlardan bahsedelim. Şimdi ben evli 6 kız çocuğu babasıyım. 2002'den beri bu işi yapıyorum. Bu işi de Karaman'da yapıyorum. Yani buraya gelelim 3 yıl oldu ama daha önce Güneysinir'den geldim. Bu işte kendimi kanıtlamışım ve Karaman halkı en azından bizi biliyor, tanıyor. Özgüvenle de kendime güveniyorum. Yani bundan dolayı bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki Antep'in birebir yemeklerini şu an veremiyoruz. Yer darlığından dolayı inşallah Allah nasip ederse bir 2-3 ay içerisinde tümüyle Antep mutfağını burada yakalayıp tüm lezzetleri burada tadacaklar. O zaman Karaman'a şimdiden afiyet olsun diyoruz ve gelelim burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz, ne gibi lezzetler, tatlar var, bundan bahsedelim ustam. Şimdi kebap olarak bizim 4 çeşit kebabımız var. Nedir efendim? Bunlar ciğer, tavuk şiş, Adana kuşbaşı, ayrıca kilis tavamız, belen tavamız, isterlerse ki küşlemeli, lahmacun küşlemeli, patlıcan küşlemeli. Bunları tüm müşterilerimiz istedikleri anda hazırlıyoruz. Yeter ki birazcık zaman istiyoruz. Zamanda da bir sıkıntımız olmadığını düşünüyoruz. Öncelikle burada kebap dedik. Kebap çeşitlerimizi hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Şimdi öncelikle en başta gösterdiğimiz şey kalitedir. Biz Karaman'da belirli kişilerden çalıştığımız için adreslerimiz belli. Bunun haricinde herhangi bir yerden et kullanımımız, et tüketimimiz asla olmaz, olması da mümkün değil. Bunu müşterilerimiz birebir görüyorlar, ambalajıyla, faturasıyla biz bunu müşterilerimize kanıtlamışız. Özellikle son zamanlarda bu etlere yapılan hilelerden dolayı her yerde de güvenerek yememek lazım ama Karaman'da et yenilen adres deyince akla siz geliyorsunuz ustam. Bu anlamda lezzetlerinize de bunu zaten yansıtıyorsunuz, bunları da görüyoruz. Gelelim yanında yiyebileceğimiz başka neler var burada efendim? Bizim dediğimiz gibi yani kebap çeşitlerinin içerisinde biz lahmacun küşleme üzerinden çok tanınmışız. Küşleme nedir, hemen alalım. Lahmacun üzerine çekilen ızgaradır. Lahmacunlu küşleme budur. Patlıcanlı küşleme ayrı değişik. Müşterimizin isteğine kalmış bir şey. Bunu müşterimiz nasıl arzu ederse Ali Nazik, Haydari, bunların hepsi şekilde hazırlayıp müşterimize sunumumuzu o şekilde yapıyoruz. Bu müşterimizin kendi öz şeyine kalmış, isteğine kalmış. Onlar hayal etsin, biz pişirelim. Evet, evet. Peki, ileriye dönük büyüme hedeflerinizden bahsettiniz az önce. Büyüme yolunda hedeflerinizden. İleriye dönük büyüme hedeflerinizde size dahil olacak lezzetler neler olacak efendim? Antep'in hangi lezzetlerini Karaman'a taşıyacaksınız? Az önce dediğimiz gibi Antep'i biz buraya getirdik dedik. Antep burada olacak. Tüm Karaman'a da bu hizmetten faydalanacak. Yani nedir? Antep'in tüm yemekleri, ev yemekleri dahil, restoran yemekleri dahil tümünü burada olacaklar, tatlısı olmak şartıyla. Neler efendim bunlar, biraz sayabilir miyiz? Antep yuvalaması, kelle paça, beyran, deminki saydığımız küşlemeler, bunlar bütün Antep yemeğine ait. Şimdi Antep deyince? İçli köfte, yani bunlar bizim kendi öz benliğimizden gelen. Katmerimiz, baklavamız, nohut var, ciğer kavurmamız var, bunların hepsi burada inşallah Allah nasip ederse birkaç şey içerisinde müşterilerimize hizmette sunacağız. O zaman Antep yaşadı diyoruz efendim. Tekrar afiyet olsun diyoruz. Peki son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Bilenler bilir bizi, bilmeyenler de selam olsun diyoruz. Yolu düşen herkese bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz.
Mehmet Şahan'a buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Neden mi efendim? Antep lezzetlerini Karaman'la buluşturduğu için diyoruz. Kendisine, sektörüne yaptığı katkılardan dolayı da buradan teşekkür ediyoruz. Ve yolculuğumuza, sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden de devam ediyoruz.